Sevgili öğrencilerim, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Haziran ayı çalışma sorularından kilit ilimizin hazırlamış olduğu fen bilimleri sorularının çözümleriyle beraberiz. İlk sorumuz, evet, şemada bazı hava hareketleri gösterilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur demiş. Bakalım. Şimdi ilk başta bu görseli gördüğümde ben bir neresi yüksek basınç, neresi alçak basınç yazayım. Burada yükselen bir hava hareketi olduğuna göre demek ki burası sıcak olan taraf. Sıcak olan tarafta yükselen bir hava hareketi vardır. O yüzden aşağıda hava yoğunluğu azdır. Burası alçak basınç alanıdır. Diğer tarafa baktım. Burada alçalıcı bir hava hareketi var. Yani hava nereye doğru iniyor? Aşağı doğru iniyor. O zaman burada hava yoğun demektir. Soğuk olan taraf demektir ve yüksek basınç alanının olduğu taraf demektir. Şimdi bu taraf yüksek basınç, bu taraf alçak basınç. Zaten ben rüzgarın yönünde nereden nereye doğru olduğunu biliyorum. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olduğunu biliyorum. Şimdi buna göre hangisi doğrudur? Bakalım, B şehrinde hava soğuktur. Evet, bulduk. A şehrinde bulut oluşabilir. Şimdi bulut oluşumu ve yağmur görülebilir. Sebebi hikmeti nedir? Benim A şehrinde alçak basınç alanı, hava daha sıcak, ısınan hava yukarı çıkıyor. Aynı zamanda su buharı da yukarı çıkıyor. Bulut oluşumu var. Bulut varsa tekrar yağmur olarak aşağı inebilir mi? Evet, inebilir. O yüzden 2 de doğru. B şehri yüksek basınç alanı iken ki biz bulduk, doğru. A şehri de alçak basınç alanı mıdır? Evet, doğru. Cevabım ne çıktı? Denizli çıktı. İkinci sorumuz. Evet, bu gazete haberine göre hangisi söylenemez demiş. Bakalım, dikkatli okuyalım. Antarktika kıtasında hava sıcaklığı ilk kez 20,75 dereceye çıkarak rekor kırdı. Seymur Adası'nda Brezilyalı bilim insanlarınca 9 Şubat'ta kaydedilen sıcaklık henüz Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından teyit edilmedi, ancak son dönemde kıtanın sıcaklığının arttığını gösteren diğer ölçümlerle birlikte küresel ısınmaya yönelik endişeleri artırıyor. Kıta genelinde bundan önce en yüksek sıcaklık ise, bakın, daha önce de ölçülmüş, 1982 yılının Ocak ayında 19,8 dereceyle Sydney adalarında ölçülmüştür. Bilim insanları atmosferdeki iklim değişikliğinin, okyanusları, okyanus akıntılarının da kutuplardaki donmuş toprak parçalarını etkilediğini belirtiyor. Antarktika dünyanın tatlı su kaynaklarının %70'ini kar ve buz formunda barındırıyor. Kıtadaki tüm buz tabakalarının erimesi durumunda deniz seviyesinin 50 ile 60 metre yükselebilir. Ancak bunun için binlerce yıl geçmesi gerekiyor. Bilim insanları 21. yüzyıl sonunda deniz seviyesinin 30 ila 100 santim yükseleceğini tahmin ediyor. Şimdi hangisi söylenemez? Bakalım, Antarktika dünyanın tatlı su kaynaklarının çoğunu barındırır mı? Evet, burada okuduk, %70'ini barındırır. B şıkkı, küresel iklim değişikliği sadece deniz seviyesinin yükselmesini etkiler. İyi de ben burada okyanus akıntılarının da kutuplardaki donmuş toprak parçalarını etkilediğini belirtiyor demişim. Söylenemezi bulduk. İşaretleyelim, cevap Bursa. Dikkatli okunması gereken bir metinde. Atmosferdeki iklim değişikliğinin okyanus akıntılarını da etkiler dedi. Evet, okyanus akıntılarını burada ne yaptık? İşaretledik. Doğru. Kıta genelinde daha önce de yüksek sıcaklıklar gözlenmiş mi? Evet. Diyor ki kıta genelinde bundan önce en yüksek sıcaklıksa 1982 yılının Ocak ayında ölçülmüş demiş. Bu da doğru. Yanlış olan cevabımız hangi şık çıktı? Bursa çıktı. Üçüncü sorumuz benim beğendiğim soru. Evet, güzel bir soru. Aşağıda verilen kaplar eşit hacim bölmelidir ve musluklar eşit zaman aralıklarında eşit miktarda su akıtmakta. Diyor ki bana, musluklar aynı anda açılıyor ve ilk kap dolduğunda tamamı kapatılıyor. Şimdi sevgili öğrencilerim, muslukları aynı anda açtığımda ilk kap demiş. K'dan bahsetmiyor burada. Yani hepsini açtığımda ilk dolan kap hangisi olur? Kutucuk sayısı, hacmi küçük olan. Yani ilk kim dolacak? N dolacak. N dolduktan sonra bütün hepsini ne yapıyormuşum? Kapatıyormuşum burada. Tamamı kapatılıyor diyor. Şimdi N dolduğunda içerideki sıvı miktarlarına bakalım. Her birinde kaç birim dolacak? Ona göre diyor ki son durumda kapların tabanını etki eden sıvı basınçları ile ilgili hangisi doğrudur? Yıldızlı sorumuz bizim için. Şimdi kap dolduğunda 4 birim su dolacak. Daha doğrusu 4 kare su dolacak. Kaç haş yükseklik olacak? 3 haş yükseklik olacak. Hadi ben bunun basıncına 3P diyeyim. Doğru mu? Diyebilir miyim? Diyebilirim. Hepsini aynı miktarda, daha doğrusu aynı suyu, aynı cins sıvıyı dolduruyorum ve yüksekliklerine göre ne yapabilirim? Basınçlarını karşılaştırabilirim. 4 birimde olacak. Basıncım P kadar olur mu? Yani 1 haş yükseklik olacağı için P kadar olur diyelim. Şuraya baktığımda 1, 2, 3 birim,
Bir de dördüncü birimde olacak. Yani şu ikisinin yarısı olacak mı? Evet, olacak. Yani 1,5 olur mu? Buradaki basıncın da 1,5 olduğu. Devam. Diğerine bakalım. 4 karede olacak. 4 birimde olacak. Kaç haş yükseklik? 2 haş olduğu için 2P. Şimdi basınçlarla ilgili M büyüktür L demiş. M büyüktür L mi? Hayır, bu P kadar. Bu 1,5 P kadar. Yanlış. K ve N eşit mi? K'da 2P. N demiş. Evet, N'de ise 3P basınç oldu mu? Olmadı. N büyüktür K mı? N'de 3P basınç var. Çünkü 3H derinlik var. Ama diğerinde K'da 2P kadar, yani 2H derinliği kadar olduğu için 2P basınç var derim. O zaman N'nin basıncı K'nın basıncından büyüktür der miyim? Derim. Yine de D şıkkını teyit için bakalım. L kaç P? 1,5 P. K ne kadar? 2 P. L mi daha büyük, K mı daha büyük? L değil, K daha büyük olduğu için cevabımızı ne yapmış olduk? Kesin C diye işaretlemiş olduk. Dördüncü soruya geldik. Bir diğer güzel soru. Bunu birazcık küçülteyim. Ekranda net gözüksün. Sizler de görebilin sorunun bütününü. Şimdi dördüncü soruda eşit kenar uzunluğuna sahip. Yani kenarları eşit. Yeşil, kırmızı ve mavi küpler eşit kollu terazilerde dengededir. Diyor ki bu küplerle oluşturulan şu düzeneklerin basınçları arasındaki ilişkiyi hesapla diyor. Şimdi ben burada her bir küpün yüzeyi aynıysa, yani kenar uzunlukları eşitse, ağırlıklarına göre ne yapabilirim? Ben basınç hesaplaması yapabilirim. Şimdi basınç eşittir ağırlık bölü yüzey alanında, değil mi? Şimdi şu görsele baktığımda, birinci tartıya baktığımda, teraziye baktığımda bir tane M, iki tane K'ya eşitmiş. O zaman M'nin ağırlığına 2 desem, K'lara da 1 desem dengeledim mi? Dengeledim. Diğer tarafa bakayım. M'ye 2 demiştim. 2, 2 kaç etti? 4 etti. Şimdi ben burada K'ya da 1 dediğime göre 4 olabilmesi için L'nin kaç ağırlığa sahip olması lazım? 3 ağırlığa sahip olması lazım. Ben şimdi burada ne yaptım? Tahmini bir değer verdim. Buraya 3 diyebilirdim, 4 diyebilirdim. Tabii 2 olması lazım. Çift bir rakam. Herhangi bir rakam, yani 4 olurdu, 6 olurdu, 8 olurdu, 10 olurdu, fark etmez. 2 tane K, 1 tane M'ye eşit olduğu için K'yı 1 buldum. Buradan K 1 ise L'yi de ne buldum? 3 buldum. Şimdi yapmam gereken tek şey şu formülü işletmek. Şimdi bakıyorum. Her bir küpün yüzey alanında 1 olarak düşünürsem, burada K'ların ağırlığı kaçtı? 1, 1, yani 2 burada. M'ler kaçtı? 2, 2. Yani sonuçta buradaki ağırlığım kaç? 6. Yüzey alanım kaç? 2. 6 bölü 2'den eşittir. Bunun basıncını kaç buldum ben? 3 buldum. Devam. L'yi kaç demiştim? 3 demiştim. 3 bölü yüzey alanı birden basıncını kaç buldum? 3 buldum. Diğerine baktım. L'nin ağırlığını kaç demiştik? 3 demiştik. K'ya kaç dedik? 1 dedik. M'ye kaç dedik? 2 dedik. 3, 2, 1 daha ağırlığım kaç buldum? 6. Yüzey alanım da 2. 6'yı 2'ye bölersem kaç çıktı? 3. Her bir düzeneğinde basıncını 3 buldum mu? 3 buldum. Yani cevabım hangi şıktır? Ceyhan'dır. Güzel bir soruydu. Evet. Diğer sorumuz. Beşinci sorumuz. Bu durum ile ilgili olarak hangisi söylenebilir demiş. Okuyalım. Bir köyde hayvanların ot atıldığı meralardaki otlar üzerinde böceklere karşı kullanılan bir ilaç deneniyor. İlacın serpildiği otlaklardaki sineklerin bulunma ve bulunmama durumuna bakılarak ilacın kullanışlılığı gözlemlenecektir. Bir süre sonra merada otlayan ineklerin sırt kısımlarında beyaz benekler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bakın, o otlardan ne yapmış? O ilacı almış vücuduna ve vücudunda bir değişiklik meydana gelmiş. İnekler üzerinde inceleme yapan yetkililer beyaz beneklerin olduğu kısımlarda kullanılan ilaca ait kimyasallarla karşılaşıyor. İneklerin o alanda ot atılması yasaklanıyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen ineklerin sırtındaki beyaz benekler geçmiyor. Hatta bazı inek yavruları da benekli sırt olarak doğuyor. Şimdi ben burada neyi görüyorum sevgili öğrencilerim? Bu kimyasal maddenin ineğin vücudunda bir değişikliğe sebep olduğunu görüyorum. Ve bu gelecek nesillere de aktarılmış mı? Hatta bazı inek yavrularında da benekli sırtlar olmuş mu? Olmuş. Ha, demek ki bu ne yapmış? Bir mutasyona sebep olmuş. Yani genin işleyişi
değişmemiş, modifikasyon değil, şurada şıklarda gördüğüm için dedim. Ne yapmış? Genin yapısını bozmuş. Hangisi söylenebilir? Evet, modifikasyon olamaz, çarpı yaptım ama yine de okuyalım. İneklerdeki benekler sadece dış görünüşte değişime neden olduğundan modifikasyon mudur? Hayır, yavru döllere bile aktarılabilen genetik bir bozulmadır aslında. İneklerin hem gen yapısı hem de dış görünüşü değişmiştir. Evet, söylenebilir, cevap Bursa'dır. Yine de okuyalım. İneklerin üreme hücrelerinde mutasyonlar gerçekleşmemiştir demiş. Hayır, gerçekleşmiştir çünkü yavru derilere geçmiş. İneklerin deri rengiyle ilgili genin işleyişi bir süreliğine mi değişmiş? Hayır, aradan yıllar geçmesine rağmen geçmiyor. Artı yavrularında da gözleniyor. O yüzden hangisi söylenebilir? Cevabımız Bursa. Altıncı sorumuz yine bir metin sorusu. Bakalım okuyalım ne demiş bize. Yukarıda verilen çalışmada NASA'nın tek yumurta ikizlerini tercih etmesinin temel sebebi, temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? NASA 2015 yılında uzayda uzun bir süre kalmanın insan bedeni üzerindeki etkilerini araştırmak için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleşecek olan bir yıllık görev tasarladı. Bu görevde yer almak için iki astronot gönüllü oldu. Tek yumurta ikizleri, işte burası çok önemli, tek yumurta ikizleri Mark Kelly ve Scott Kelly, NASA bu çalışmaya ikizler çalışması adını verdi. NASA uzun süreli uzay uçuşlarının sonuçları olan biyolojik değişimleri gözlemlemek için görev öncesinde kardeşlerden kan örneği ve diğer biyolojik örnekleri almıştı başlangıçta. Scott Kelly, uzaya giden kardeş, görev öncesinde, görev sırasında ve sonrasında alınan örnekler ve yapılan ölçümler biyolojik yapısındaki değişiklikleri ortaya koydu. Scott, yeryüzüne indikten sonra araştırmalar hız kazandı ve sonuçları alınmaya başlandı. Şimdi tek yumurta ikizini niye seçmiş olabilirim? Bir kere tek yumurta ikizlerinin genetik yapısı aynıdır. DNA'larındaki nükleotit sırası, sayısı ve dizilişi aynı olduğu için ben tek yumurta ikizlerini seçmişimdir. Bakıyorum, ebeveynlerinin aynı olması değildir sebep. Genetik yapılarının aynı olmasıdır sebep. Cevap Bursa'dır. Bakalım yine de okuyalım. DNA'ların aynı sayıda nükleotit bulunması mı? Yoksa DNA'larındaki nükleotit sayısının, sırasının, dizilişi İlişinin aynı olması mıdır? C şıkkı o yüzden doğru değil. Fiziksel özelliklerin ve yaşlarının aynı olması değil. Önemli olan genetik bilgi uzaya çıktı. Bakalım genetik yapıda bir değişiklik var mı? Radyasyon etkisi nasıl? Farklılıklar oluyor mu? Bunu araştırmak için değil mi? Evet, yedinci sorumuz bana demiş ki bu bilgilere göre öğrencilerden hangisinin yaşadığı yer kesin olarak Kuzey Yarımküre'dedir? Bakalım. Dünyanın eksen eğikliğine bağlı olarak mevsimlerin başlangıcı yarımkürelere göre farklılık göstermektedir. Aynı şekilde bir yarımkürede yılın en uzun gecesi yaşanırken diğerinde en uzun gündüz yaşanır. Tam tersi yani. Dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Türk öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türkiye'ye gelmiştir. Birbirleriyle tanışan öğrencilerin yaşadıkları yer ile ilgili konuşmalar var. Hangisi kesinlikle Kuzey Yarımküre'dedir? Bakalım. Ekin, yaşadığımız yerde 21 Aralık'ta en uzun gündüz. 21 Aralık'ta en uzun gündüz nerede yaşanır? Güney Yarımküre'de yaşanır. Çünkü yaz başlangıcıdır Güney Yarımküre için. O zaman bu kuzeyden gelmemiş. Elif'e bakalım. Benim yaşadığım yerde yıl boyunca daima 12 saat gece, 12 saat gündüz. Nerede bu? Ekvatorda yaşıyor demek ki. Diğerine bakalım. Arda demiş ki benim yaşadığım yerde ise 21 Haziran'da yaz mevsimi başlar. 21 Haziran'da yaz mevsimi nerede başlar? Kuzey Yarımküre'de başlar. Cevabımızı bulduk. Arda, yine de devam edelim. Yaşadığım şehirde yılın yalnız iki gününde gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir. Yılın yalnızca iki gününde gece gündüz süresinin eşit olduğu neresi var bizim için? Daha doğrusu Kuzey Yarımküre ve Güney Yarımküre'de senede iki kere gece gündüz süresi sadece birbirine ne olur? Eşit olur. Ben burada yılın yalnız iki günü dediği için kuzeyde mi güneyde mi bununla ilgili bir yorum yapabilir miyim? Yapamam. Yani kuzeyde de yaşıyor olabilir. Güney Yarımküre'de de yaşıyor olabilir. Cevabımız kesin dediği için hangisidir? Arda'dır. Olabilir deseydi Arda ve Umut olurdu cevap ama kesin dediği için kimdir cevabımız? Arda'dır. Evet, 8. sorumuz.
Bu denemenin güzel olan bir sorusu, dikkatle dinlemenizi rica ediyorum sevgili öğrencilerim. Dünyanın dolanma hareketi ve etkinliğinden dolayı güneş ışığı yıl içerisinde farklı açılarda düşmektedir. Buna bağlı olarak da cisimlerin bir noktadaki gölge boyları yıl içerisinde sürekli değişmektedir. Verilen noktalar L, M, K. Verilen noktalarda bulunan cisimlerin gölge boyları ile ilgili hangisi doğrudur bakalım. İki numaralı süreç buldum. K noktasındaki cismin gölgesi bir defa sıfır olur. Şimdi K nerede sevgili öğrencilerim? Ekvatorla Oğlak dönencesi arasında bir yer. K'yı gördüm. İki numaralı süreç onun için hangi mevsimdir bir bakalım. Bir kere burada ne yaşıyor? Yazı yaşıyor. Yazdan sonra kim yaşayacak? Sonbaharı yaşayacak. Sonbahardan sonra nereye gelecek? Kışa gelecek. Neresi için bu yazdıklarım? Benim güney yarım kürem için. Güney yarım kürede yaşayan bir kişi, yani K bölgesinde yaşayan bir kişi ya da K noktasındaki bir cismin gölgesi bir defa sıfır olmaz burada. Neden? Çünkü sonbahardan kışa doğru giderken bu bölgeye, yani Oğlak dönencesi ile ekvator arasına hiçbir şekilde güneş ışınları dik gelmez. Ne zaman dik gelebilme ihtimali var? Benim yaza giderken ya da yazdan sonbahara doğru giderken dik gelebilme ihtimali var. Çünkü şurada 12 saat gece 12 saat gündüzü yaşadığım, yani ekvatora dik gelen bir tarih şurası 21 Mart. Ama 21 Mart'tan sonra benim buraya güney yarım küreme ışığın dik gelme ihtimali yok. Dik gelmeyeceği için sıfırda olamaz. B şıkkına geldim. 4 ve 1. Şimdi 4 ve 1'e bakıyorum. Rengi değiştireyim daha net görebilin. Şimdi 1'e baktım ve 4'e baktım. Evet, 1 ve 4 numaralı süreçlerde K noktasındaki cismin gölgesi bir defa sıfır olur demiş. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Şimdi 4'ten önceki tarih neresi? 23 Eylül. 23 Eylül'de benim güneş ışınlarım nereye dik geliyor sevgili öğrencilerim? Ekvatora. Şimdi 23 Eylül'den sonra ben kuzey değil güney yarım küredeki K noktası için düşüneceğim. Güney yarım küredeki K noktası için düşünelim şimdi nereye doğru gidiyor? 23 Eylül'den sonra 4 numaralı bölgede yaz mevsimine doğru gidiyor. Ekvatora dik geldi. Yaz mevsiminde demek 21 Aralık'ta Oğlak dönencesine güneş ışığı dik gelecek demek. Şimdi güneş ışığı ekvatora 23 Eylül'de dik geldikten sonra yavaş 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 ne yapar? Işık ışınları aşağı doğru, yani Oğlak dönencesine kadar dik gelmeye devam eder. Yani atıyorum 24 Eylül'de şu noktaya dik gelir. 25 Eylül'de biraz daha aşağısına dıt 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 aşağı doğru ne yapar? İner 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 ve en son 21 Aralık'ta, yani güney yarım küre için en uzun gündüzün, yani yaz mevsimi, yaz başlangıcı olan 21 Aralık solstis tarihimizde ne yapar? Oğlak dönencesine artık ne yapar? Dik geldi. Şimdi sonra ne oluyor peki? Şuradan sonra devam ediyorum. Bir numaralı bölge, yani 21 Mart'a gideceğim. 21 Mart'ta tekrar nereye güneş ışınları dik gelecek? Ekvatora dik gelecek. Yani artık Oğlak dönencesinden sonrasına dik gidemiyor ya. Ne yapacak? Tekrar geri dönüyor güneş ışınları. Geri dönüyor, 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 dönüyor. Ne yapacak? Yani şu aradaki bölgedeki K'ya bir kere şurada dik geldi, yani 4 numaralı Aralık'ta bir kere K'ya dik geldi. Bir de sonra ne oldu? 21 Aralık'tan sonra bir daha geri dönüyor ya ekvatora, 21 Mart'a kadar tekrar güneş ışınları bu tarafa doğru geldi. Ekvatora dik gelecek. İşte o Aralık'ta sevgili öğrencilerim K noktasına bir kere 4 aşamasında, bir kere de 1 aşamasında dik geldi mi? Yani 2 kere geldi ama bana 1 demiş. 4 ve 1 numaralı süreçlerde bir defa 0 olur demiş. Yani bir kere dik gelir demiş. Hayır, 2 kere dik gelir. Bir burada dik gelir, bir de şurada dik gelir. Bunu unutmayacağız. Devam. Yani 5 şıkkı da yanlış. C'ye bakıyorum. Bir yıl içerisinde sadece M noktasındaki cismin gölgesi iki defa sıfır olur. İyi de şimdi ben K noktasının 4 ve 1 aralığında gölgesinin sıfır olabileceğini biliyorum. L'de nerede? Kuzey yarım kürede. Kuzey yarım kürede 2 ve 3'te geçerken, yani dünya 2 aralığında hareket ederken ya da 3 aralığında hareket ederken L bölgesinde de gölgem 2 kere 0 olacak mı? 0 olacak.
K bölgesinde de 1 ve 4 aralığındayken 2 kere 0 oldu. M'de de ne zaman 0 olur? 21 Mart ve 23 Eylül ekinoks tarihlerinde ekvatora dik geleceği için 2 kere 0 olur. O zaman sadece M noktasındaki cismin gölgesi 2 defa 0 olur dediği için yanlış. Cevap anahtarında C demiş sevgili öğrencilerim. Burada bir hata var. Cevap anahtarının büyük ihtimalle yanlış işaretleme olmuş. O yüzden C şıkkını ne yaptım? Yanlış diyorum, dikkat diyorum, yıldızlı soru diyorum, çok önemli diyorum. Devam ediyorum. D şıkkını okumaya acaba cevabımız D mi bakalım. 3 numaralı süreç neresi burası? Yani benim 21 Haziran'ımdan sonraki tarihim. Evet şöyle işaretledim. 21 Haziran'dan sonraki tarihim. 3 numaralı süreçte L. L nerede? Kuzey yarımkürede. Yani kuzey yarımküredeki bir cisim için, bir cismin gölgesi için bakalım. 3 numaralı süreçte L noktasındaki cismin gölgesi bir defa sıfır olur mu? Evet olur. Çünkü neden? 21 Haziran'da yengeç dönemcesine şöyle ışık rengi değiştirelim. Şimdi 21 Haziran'da yengeç dönemcesine bir kere dik geldi mi? Geldi. Şimdi ne olacak? 21 Haziran'dan 23 Eylül'e kadar benim ışık ışınlarım şu aralıktaki bölgeye yavaş 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 dik gelerek nereye kadar ulaşacak? Ekvatora gelecek 23 Eylül'e kadar. L bölgesi bu aralıkta olduğuna göre yani şu bölgede olduğuna göre oraya bir defa ne olacak? Güneş ışınları dik gelecek. Gölgem de sıfır olacak. O yüzden D şıkkım doğrudur diyorum. Cevabım Denizli'dir diyorum. Evet, biraz uzun anlatmak zorunda kaldım sevgili öğrencilerim ama önemli bir soru olduğu için üzerinde biraz fazla durdum. Şimdi buna göre hangileri doğrudur bakalım. Hemen kalemimi açayım. Şimdi maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeler oluşturmasına kimyasal tepkime denir. Kimyasal tepkime giren maddelerin kütlesi azalır, ürünlerin kütlesi artar ama tabii ki toplam kütle ne olur? Korunur. Demiş ki bana bir kimyasal tepkime denklemi verilmiş, azot ve hidrojen tepkimeye girmiş, amonyak açığa çıkmış. Buna göre hangileri doğrudur? Amonyağın yapısındaki azot ve hidrojen atomları arasında yeni bağlar oluşmuş. Evet, aradaki bağlar kopmuş, yeni bağlar oluşmuş. Görüyorum. Evet, hidrojen ve azot atomları arasında yeni bağlar oluşmuş. Bir doğru. Atom türü değişmemiştir. Şimdi atomun türü evet hidrojen girdi. Görüyorsunuz. Mavi hidrojen girdi. Hidrojen çıktı. Azot girdi. Azot çıktı. Atom türü zaten değişmez tepkimelerde. Atom sayısı ve hacmi azalmıştır. Atom sayısı azaldı mı? 2 azot girdi. 2 azot çıktı. 6 hidrojen girdi, 6 hidrojen çıktı. Değişir mi? Değişmez. Bu durumda cevabımız nedir? Adana'dır. Evet, A bölgesinin Ocak ayı ile ilk başta bir bilgiyi okuyalım. Verilen bilgilere göre hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Kesin yanlışa bakacağız. A bölgesinin Ocak ayı ile Temmuz arasındaki sıcaklık ortalamaları farkı 24. Aa, demek ki yaz çok sıcak, kış da çok soğuk ki aradaki bir fark var. Ya da arada çok devasa büyük bir fark var. Yani 24 derecelik bir fark. B bölgesinin Ocak ayı ile Temmuz ayı arasındaki sıcaklık ortalaması ise 6. Daha az. Şimdi ben buradan neyi anlarım? A bölgesinin güney ya da kuzey fark etmez. Kutuplara daha yakın bir bölgede, B bölgesinin ise ekvatora daha yakın bir bölgede olduğunu bilirim. Şu aradaki farktan. Çünkü bakın burada sıcaklık ortalaması Ocak ve Temmuz arasındaki fark çok azken burada ise nedir? Daha fazladır. A şıkkından başlayalım. Kesin yanlışı arıyoruz. A bölgesi kuzey yarımkürede, B bölgesi güney yarımkürede olabilir mi? Olabilir. Şöyle dünyayı çizdim. Eksen eğikliğiyle çizdim. Hop şuradan da ekvatorumu çizeyim. Şimdi sevgili öğrencilerim, hemen şöyle yazayım. Demiş ki A bölgesi kuzey yarımkürede. A kuzey bölgede yani şurada bir yerde yukarıya yakın, kutuplara yakın. B bölgesi de güneyde ekvatora daha yakın bir yer olabilir mi? Olabilir çünkü sıcaklık farkı Ocak-Temmuz. Birinde Ocak kışken diğerinde yaz. Birinde de Temmuz yazken diğerinde Temmuz kış mevsimi. O yüzden olabilir mi? Aradaki fark yine aynı şekilde olabilir mi? Olabilir. Doğru. Demiş ki bana A güney yarımküredeyken bu sefer de tam tersini A'yı güney, B'yi kuzeyde çizebilir miyim? Yine çizebilirim sevgili öğrencilerim. Yani A'daki fark çok olduğu için A'yı bir sefer aşağı doğru çizerim. Kutup noktasına doğru B'yi bir sefer yakına doğru çizebilir miyim? Çizebilirim. Yani bu bölgeler olabilir mi? Olabilir. C şıkkına baktım. A bölgesi ekvator çizgisinde. Yani A şurada olabilir mi? Olamaz da.
bir bakalım. B bölgesi de kutup dairesinde. B de kutup mesela kuzey kutup dairesinde demiş. B'yi de şuraya çizeyim. B de burada. İyi de ben bakıyorum. B'deki fark çok az olacak. A'daki fark daha çok olacak. İyi de ekvatorda biz sıcaklıkların, ortalama sıcaklıkların hemen hemen yıl boyunca aynı olduğunu biliyoruz. Güneş ışınlarının gelme açılarından kaynaklı. Böyle bir cevap verebilir miyim? Kesinlikle yanlıştır. Cevabım ne çıktı? Ceyhan çıktı. Yine de bir bakalım. A bölgesi, şöyle rengimi değiştireyim. A bölgesi güney kutup dairesinde. Şimdi A'yı güney kutup dairesine şuraya yazayım. A burada olsun. Devam. Çünkü A'nın zaten aradaki farkı sıcaklık ortalaması çok. B'de ekvator çizgisinde. Şimdi B'de ekvator çizgisinde olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Çünkü sıcaklık farkının az olduğunu ben biliyor muyum? Biliyorum. Yani burada 6 derece, burada da 24 derece fark olabilir mi? Yıl boyu. Evet, şurada daha doğrusu 2 ay arasındaki farklar olabilir. O yüzden cevabım nedir? Kesin yanlış olan tabii ki C'dir. Çünkü A bölgesinin ekvator çizgisinde olup da Temmuz ve Ocak ayları arasındaki farkın 24 olma ihtimali kesinlikle nedir? Yoktur. 11. sorumuz. Evet, problem durumu ve çözüm önerisine bakılarak hangi yorumları yapabiliriz diye yazılmış bize. Bakalım, gelecekte ortaya çıkması muhtemel bir problem ve probleme getirilen öneri aşağıdaki gibidir. Problem durumu karpuzların iri olması taşımalarını zorlaştırmakta ve darbe durumlarında çoğu çatlamaktadır. Ayrıca az sayıda bireylerin bulunduğu aileler kesip bitiremedikleri karpuzun bozulup çöpe gitmesinden şikayetçidir. Çözüm önerisi patateslerde kurutulmaya ve kızartılmaya dayanıklı genler tespit ediliyor. Bu genler karpuz tohumlarının DNA'sına aktarılarak ekilen tohumlardan elde edilen karpuzlar fabrikalarda işlenerek karpuz cipsi elde edilecektir. Böylece karpuzların bitmeden çöpe gitme hem de mevsimi olmadığı için bulunmama derdi kalmayacaktır. Şimdi bununla ilgili hangi yorumları yapabilirim bakalım. Yeni özellikle bir ürün üretilmiş olması bu çalışmanın biyoteknolojik çalışma olduğunu gösterir mi? Kesinlikle gösterir. Genetik mühendisi ve biyoteknoloji sayesinde gelecekte yeni özellikle ürünler ortaya çıkabilir. Evet, çıkabilir. Gördük işte çözüm önerisi yeni ürünler çıkabilecek. Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği çalışmaları israfın. Evet, burada ne demiş? Bakın çöpe gitmesinden şikayetçi demiş. İsrafı önlemiş olacağım çöpe gitmeden demiş. Gereksiz kullanımın önüne geçecek çözümler geliştirilebilir mi? Evet, geliştirilebilir. Cevap nedir? Denizli'dir. 12. sorumuz. Evet, burada bana demiş ki Ömer öğretmen öğrencilerine üzerinde canların bilgilerinin yer aldığı kart vermiştir. Mor renkli kart ise öğrencilerin doldurmasını istemiştir. Verilen kartlar verilmiş. Bakalım şöyle azıcık yukarı birazcık küçülteyim bence. Evet, şöyle okuyalım. Nedenmiş? Ona göre bulalım. Şimdi bana diyor ki Ömer öğretmen mor renkli karttaki M canlısı için ipuçları vermiş. Buna göre M canlısı kimdir? Hangisidir? Bulacağız. Bu karttaki canlı mavi renkli karttaki canlı ile aynı ortamda yaşayamaz. Mavi renkli kart bakıyorum kutup ayısı nerede yaşıyor? Kutupta yaşıyor. Demek ki bu canlı M canlısı soğuk iklimde yaşamıyor. Sıcak olabilir mi? Olabilir. Bakalım. Bu kart ile sarı renkli kart. Sarı nerede? Burada. Deveyi göstermiş. Vücut yüzeyleri geniştir. Bu kart sarı renkli kart birlikte kullanılarak aynı ortamda yaşayan, neresi? Sıcak iklim. Sıcak kurak diyebilir miyim? Sıcak diyebilirim. Evet, sıcak iklim demek ki aynı ortamda yaşayan farklı tür. Yani deve değil, farklı bir tür. Canlılar benzer adaptasyon gösterir ifadesini ne yapabilirmişim? İspatlayabilirmişim. Yani ben sıcak ortamda yaşayacağım ama deve olmayacağım. Başka bir hayvan bulacağız. Bakalım. Devam. Bu kart ile kırmızı renkli kart. Kırmızıya bakıyorum. Kutup tilkisi kamufle olmak için beyaz tüy rengine sahiptir denmiş. Bakalım bu kart ile kırmızı renkli kart birlikte kullanılarak farklı ortamlarda yaşayan, evet bu kutupta yaşıyor, bu da nerede yaşıyor? Sıcakta yaşıyor. Farklı ortamlarda yaşayan aynı tür canlılar. Şimdi aynı tür dediğine göre buradaki de ne olmak zorunda? Tilki olmak zorunda. Peki sıcak iklimde yaşayan biz hangi tilkiyi biliyoruz? Hangi canlıyı biliyoruz daha doğrusu? Çöl tilkisini biliyoruz. Şıklarda da hemen de ne yapıyoruz? Bir kez çöl faresi olamaz çünkü aynı tür canlı demiş. Cevap A olamaz. Zaten penguen ve boz ayı olamaz. Cevap nedir? Zaten aynı tür dediği için. Farklı ortamlarda yaşayan aynı tür canlıların farklı adaptasyon gösterir ifadesini ispatlayabildiğime göre cevap nedir? Bursa'dır. Güzel bir soru olmuş.
13. sorumuz. Günlük hayatta bazı işlerde kullanılan KLM maddelerinin yüzey alanlarında yapılan uygulamalar sonucunda meydana gelen basınç değişimleri verilmiştir. Diyor ki bana, tabloyu inceleyen bir grup öğrenci yorumlar yapıyor. Tabloyu doğru yorumladığı ve uygun örnekler verdiği söylenebilir. Hangi öğrenciler için? Bakalım. Meryem demiş ki, şimdi bakın. K'da basınç artmış, L ve M'de basınç azalmış. Şimdi bir kere ben basınç formülünü yazdım. Basınç eşittir ağırlık bölü yüzey alanı. Şimdi benim burada bilmem gereken, eğer aynı cisimse yüzey alanını değiştirerek ben ne yapabilirim? Yüzey alanını değiştirerek basıncını değiştirebilirim. Yüzey alanım azalırsa basıncım artar. Tam tersi olursa, rengi değiştirelim. Yüzey alanım artarsa basıncım ne olur? Azalır. Şimdi buna göre hangi öğrencinin verdiği örnekler doğrudur'u bulacağız. Meryem demiş ki, K üzerinde yapılan değişim. K'da ne olmuş? Basınç artmış. Basınç artmış. Kırmızı ile çizdiğim. Yani yüzey alanı küçülecek. K üzerinde yapılan değişim yüzey alanının arttırılmasıdır. İyi de basıncın artması için yüzey alanını arttırmayacağım. Tam tersi ne yapacağım? Küçülteceğim. Yüzey alanım küçülürse basıncım artar. Meryem yanlış söylemiş. Meryem'i sildik. Direkt cevap ne çıktı? Çocuklar Adana çıktı. Çeldiriciliği olmamış sorunun. Biraz daha farklı şıklar hazırlanabilirdi. Yine de biz okuyalım. Seda demiş ki, L üzerinde yapılan değişim yüzey alanının azaltmasıdır. Bakalım, basınç azalmış. Basıncın azalması demek, bakın maviyle gösterdim burada, yüzey alanının artması demek. Şimdi aynı cismin ben yüzey alanını azaltma değil, ne yapmalıyım? Arttırmalıyım ki basıncım azalsın. Çünkü basınç azalıra tik atmışız burada, çarpı koymuşuz. Basıncı azaltmak için yüzey alanını azaltmayacağım, arttıracağım. Seda da yanlış. Nisa'ya bakalım, gerçekten de doğru mu? M üzerinde yapılan değişim yüzey alanının büyütülmesidir. Şimdi yüzey alanını büyütürsem, gördüğünüz gibi maviyle işaretlediğim yüzey alanı büyütürsem basınç azalır. M'nin basıncı azalmış. Bakalım devamı doğru mu? Buraya kadar doğru. Ağır taşıtların teker sayısının arttırılması bu uygulamaya örnek gösterilebilir. Kesinlikle gösterilebilir. Cevap ne çıktı? Adana çıktı. Evet, 14. sorumuz. DNA'nın kendini eşemesi konusuyla ilgili Sibel'in verdiği cevaba göre hangisi söylenebilir demiş, bir ona bakalım. DNA'nın kendini eşemesi konusunu işleyen Oğuz öğretmen, öğrencilerine konuyu anlattıktan sonra hadi bakalım DNA'nın kendini eşemesi sırasında gerçekleşen olayları sırasıyla kim söyleyecek sorusunu sınıfa yöneltmiş. Söz hakkı alan Sibel, öğretmenim DNA eşemesinde demiş ve açıklama yapmış. Bakalım okuyalım. DNA'nın iki ipliği bir uçtan başlayarak birbirinden ayrılır. Bu olay sırasında bir fermuarın açılması gibi nükleotit arasındaki bağlar kopar. Evet, burası doğru. Sitoplazmada serbest halde bulunan nükleotitler çekirdeğin içine girer. Evet, doğru. Çekirdeğin içine giren nükleotitlerden guanin nükleoti karşısına adenin. Aa, olmadı. Guanin karşısına kim gelmeliydi? Sitozin gelmeliydi. Timin nükleotidin karşısında da ne gelir? Guanin gelir. Yanlış, pardon, timin nükleotidin karşısında kim gelir? Adenin gelir. Burada ne yapmış? Adenin timinle, guaninin de sitozinle eşleşmesi olayını yanlış yazmış. Bakalım, açılan ipliklerin ikisi de tamamlanınca aynı genetik yapıya sahip iki DNA molekülü oluşur. Şimdi buraya kadar, şurası, şu üçüncü maddede bir hatası var. Bakalım hangisi söylenebilir? DNA ipliğinin açılmasını anlamış mı? Anlamamış demiş, pardon. DNA ipinin açılmasını anlamamış mı? Anlamış, yanlış. Nükleotitlerin sitoplazmadan çekirdeğin içine geçişini anlamamış mı? Hayır, anlamış. İlk iki maddeyi doğru yazmış. Nükleotitlerin karşılıklı dizilimini anlamamış. Evet, kesinlikle nükleotitlerin karşılıklı dizilimini ne yapmış? Anlamamış. Yine de bakalım. Oluşan yeni DNA'ların özelliklerini anlamamış demiş. Hayır. Aynı genetik yapıya sahip dediği için bunu da ne yapmış? Anlamış. Tek anlamadığı ne? Nükleotitlerin karşılıklı dizilimi konusu. Evet, 15. sorumuz ve son sorumuz. Bakalım, Umut aşağıdaki ifadeleri iklim ve hava olayları olarak sınıflandırmak istiyor. Hangisindeki gibi olur demiş. Karsa bu mevsim mutlaka kar yağar. Kimden bahsediyorum? İklimden bahsediyorum. Yarın havanın yağmurlu olacağı söyleniyor. Hava olayından bahsediyorum. Bir iklim, iki nedir? Hava olayı. Evet, bu arada şu iki şıkkı eleyelim. Ankara'da yazlar sıcak ve kurak geçer. Kimden bahsettiğim? İklimden bahsettim. Cevabımız çıktı. Adana çıktı. Yine de okuyalım. Hatay'da 3 gün boyunca sıcaklık 3 gün.
kısa bir süre sıcaklık 30 derecenin altına düşmeyecek. Neden bahsediyorum? Hava olayından bahsediyorum. Bu durumda cevabımız yine de ne çıktı görmüş olduk. Adana olduğunu gördük. Evet sevgili öğrencilerim, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum.